Ben Evin Demirhan, 1995 yılında Siirt'te doğdum. İstanbul'da beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum, milli güreşçiyim. Aslında güreşmemi çok istemeyen bir çevreden gelerek, savaşarak, azmederek bugün 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hak kazandım. Oraya gidiyorum. Benim için gerçekten çok gurur verici bir durum. Çünkü ben 2009 yılından itibaren hep mücadeleyi sürdürdüm ve bunu olimpiyatla taçlandırdım. Siirt'ten ilk defa olimpiyatlara katılan bir sporcu var ve bunu ben başardım. Çok gururluyum ve mutluyum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları benim için ilk olimpiyatlar olacak. 2016 yılında Kılpa'yı kaçırmıştım ve o süre boyunca hep olimpiyatları düşünerek çok iyi bir şekilde hazırlandım. Kadın güreşinde bizim henüz olimpiyatlarda madalyamız olmadığı için Türkiye Cumhuriyeti'nde alınmış ilk altın madalyayı almak istiyorum. Çünkü kadınlar olarak çok güzel başarılara imza attık, tarih yazdık. Bir tarih daha bizi bekliyor. Gerçekten o videoyu izledikten sonra video bana çok tanıdık geldi. Çünkü aynı şeyleri yaşayarak bugünlere gelmiş bir sporcu olarak kendimi görmüş oldum onda. Yavaş yavaş bu tabuyu kırdığımızı düşünüyordum. 10 yıldır bu sporu yapıyorum ve 10 yılın sonunda hala böyle şeyleri duyuyor olmak beni gerçekten üzdü. Bir şeyleri değiştirmeye başladık. İnşallah çok daha güzel yerlere gidecek. Biz başardıkça, o altın madalyaları aldıkça. Umarım erkek ve kadın ayrımı yapmadan bütün sporcularımıza eşit bir şekilde destek vererek onların arkasında duralım. Merhabalar, ben Yasemin Adar. Şimdi 1991 yılında Balıkesir'de doğdum. 76 kilogramla ülkemizi temsil ediyorum. Yaklaşık 2011 yılından itibaren de aktif olarak güreşçiyim. Enka Spor Kulübü'nün sporcusu. Pandemiden dolayı 2020 kalifikasyonuna maalesef katılamamıştık. Arkasından bir yıl geçti. Bütün organizasyonlar iptal oldu. Olimpiyat ertelendi. İster istemez bu da bize büyük bir stres ve tedirginlik yarattı. Arkasından kalifikasyon maçlarına gittik ama pandemiden dolayı işte Covid olma durumumuzdan dolayı çok karışıklıklar oldu ve sonrasında son olimpiyat kotasını alarak 2020 Tokyo Olimpiyatlarına gitmeye hak kazandım. Geç oldu ama eminim ki güzel şeyler başaracağım. Bu benim ikinci olimpiyatım. 2006 Rio Olimpiyatlarına da katılmıştım ve o zamanki hedefim sadece olimpiyatlara katılmaktı. Sonra oraya gittiğimde o atmosferi tattığımda dedim ki ya dedim Yasemin dedim senin başarın bu kadar küçük olmamalı, hedefin bu kadar az olmaması gerekiyor. Sen olimpiyatlarda madalya alabilecek sporcusun. Sonra zaten 2016 yılından sonra benim hedefim ve planım programım değişmeye başladı. Şu anki hedefim ise 2020 Tokyo Olimpiyatlarında madalya almak tabii ki de. Olimpiyatlara gitmek değil sadece. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Avrupa Dünya Şampiyonu kadın güreşçisiyim. Ve istiyorum ki yine Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kadın güreşinde olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Tüm Türkiye milleti Tokyo Olimpiyatlarında bizi desteklesinler ve izlesinler. Kadın güreşi milli takım teknik direktörü Efraim Kahraman. Tokyo için hazırlıklarımız gayet çok iyi gidiyor. Şu anda son kampa girdik. İki sporcudan gideceğiz ama madalyaya yakın olan sporcularımız. Onu belirtmek istiyorum. Evin Demirhan 2017 dünya üçüncüsü büyüklerde. Aynı zamanda da U23 dünya, Avrupa dünya şampiyonu. Yasemin Adar'ı zaten biliyorsunuz 4 Avrupa dünya şampiyonu olan bir sporcumuz. Ve çok da şu anda favorilerde olan bir sporcu. Tabii burası olimpiyat. Herkes buraya olimpiyat için hazırlık için geliyor. Madalya için geliyor. Bizim de en büyük hedefimiz öncelikle şampiyonluk. Tabii ki rengi ne olursa olsun. Çünkü bizim kadın güreşinde biliyorsunuz olimpiyat madalyası yok. Avrupa şampiyonumuz var, dünya şampiyonumuz var artık. O da yoktu önceden. Ama çok şükür onlar var. Şu anda tek hedefimiz olimpiyat madalyası. Biz de inşallah orada tekrar kadın güreşi olarak tarih yazarız ve yine tarihe geçmek istiyoruz. Bir önceki kampta Bolu'da Küba takımı bizimlendi. Tabii orada 50 kilonun
kota alması, 68 kilo kota alması, 76 kilo dünya şampiyonu olması ve Yasemin de onu yenerek kota almıştı. İyi bir sporcu, partner olarak davet etmiştik. Gayet çok güzel bir çalışma oldu. Şimdi bu son kampta da Avusturyalı'nın rakibi var. Avrupa'da final güreşmişti yine. Onu misafir edeceğiz. O da bugün geliyor. Ve olimpiyata en iyi şekilde hazırlanarak, en iyi partnerlerle birlikte orada başarılı bir şekilde olmak istiyoruz inşallah. Ülkemize 83 milyona arkamızda olduğunu biliyoruz. İnşallah iyi bir şekilde ülkemizi temsil ederek, bayrağımızı göklere çekerek gelmek istiyoruz.